Hörmətli izləyicilər, az önce anons etdiyimiz kimi Türkiye'de seçkilərin ikinci turuna 2 gün vaxt kalır. Seçki öncəsi vəziyyətlə bağlı ətraflı məlumatı jurnalist, Türkiyəli jurnalist Güngör Yavuz Aslan'dan alacaq. Salam Güngör Bey, buyurun sizi eşidirik. Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turuna 48 saat kaldı ve adayların hem medyada hem de propaganda süreci devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan en son katıldığı televizyon yayınında da seçimi açık ara kazanacağının vurgusunu belirtti. Kemal Kılıçdaroğlu da özellikle Millet ve Cumhur İttifakı dışında olan Zafer Partisi gibi partilerle görüşmeler yapıp onların desteklerini almaya çalışıyor. Şimdi ilk turda %87.2 civarında bir katılım oranı gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan 27 milyon, Kemal Kılıçdaroğlu da 25 milyon bandında bir oy aldı. Ama 6 milyona yakın iki adaya da oy vermeyen bir kitle var. İşte 2 milyon 800 bin Ata İttifakı'na oy atan, yaklaşık olarak 1,5 milyon civarında geçersiz oy ve sandığa gitmeyen seçmenle birlikte 6 milyon civarında bir seçmen var. İki ittifakta bu seçmenleri sandığa çekmeye çalışıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan bütün vatandaşlara, seçmenlere sandığa gitme çağrısında bulundu. Tabii Türkiye'deki seçimlere dünya medyasında ve dünya ülkelerinde ilgisi devam ediyor. Sık sık başta ABD olmak üzere Batı ülkelerinde Türkiye ile ilgili analizler devam ediyor. Genel kanı Cumhur İttifakı'nın adayı olan mevcut Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimi ikinci turda kazanacağı yönünde Batı medyasında da görüşler devam ediyor. Peki seçime 48 saat kala Türkiye'deki notlar ne? Her şeyden önce sandık güvenliği. Yüksek Seçim Kurulu başta deprem bölgesi olmak üzere seçmenlerin sandığa gitmesi için bütün önlemleri aldı. Bilindiği üzere 24'ünde yurt dışında oy kullanma oranı tamamlandı ki 1,5 milyonun üzerinde yurt dışındaki Türk seçmeni oy kırarak bir rekor kırdı. Bu da Türkiye'deki pazar günü gerçekleşecek seçimlerde katılım oranının çok yüksek olması yönünde bir görüş var. İlk turda işte katılım oranı %87-88 bandında yer aldı. Bunun yakalanıp ya da daha üstüne gideceği yönünde bir kararlılık var. Türkiye gerçekten Cumhuriyet'in 100. yılında istiklal başlığında da üst düzey bir seçim kampanyası yürütüyor. İnsanlar gündemi çok yakından takip ediyor. Şöyle bir şey var. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün akşam katıldığı canlı yayında bir kez daha vurdu. Bu dedi Türkiye'nin seçimi de Türkiye 100 yılının ve Türk dünyasının geleceğinin seçim olarak adlandırdı. Türk Devletler Teşkilatı'ndan Azerbaycan'a, Türk dünyasında ve bölgedeki bütün gelişmelere atıfta bulunarak sürdürülebilir bir politikanın devam edeceği mesajını verdi. Bu da özellikle milliyetçi kesim, kendisini Türk milliyetçisi ve Türk dünyasının bir parçası olarak gören seçmen bağında bir artı değer yakaladı. Elbette ki muhalefetin de söylemleri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı eleştirileri devam ediyor. Türkiye bir demokrasi şöleni yaşıyor. Olay olmadan, insanların katılımıyla karşılıklı nezaket düzeyinde bir seçim süreci devam ediyor. Biz de süreci yakından takip ediyoruz. Gerçekten Azerbaycan'ın gündemimizi takip etmesi kardeşlik hukuku adında bizim için de çok değerli. Sizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ederim Yavuz Bey.